Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, ben makası mevakıfı okutmaya başladım deyince bir kısım arkadaşlar şaşkınlıkla beni izliyorlar. Hocam çok ağır değil mi? Hayır, elhamdülillah kolaylaştırıyoruz. Biz de mevakıfı daha iyi anlamamız için bugün son olarak bazı bilgiler vereceğiz. Aksi takdirde mevakıfı anlamamız zor. Biliyorsunuz mevakıf normalde kelam kitabı. El mevakıf fi ilmil kelam adı da. Ama öyle değil. Hikmet-i kadime dediğimiz felsefeyi, yani özellikle de Müslümanların üzerinde durduğu felsefeyi, İbn Sina ve Farabi gibi, yani neredeyse kitabın üçte ikisi felsefe. Hikmet yani. Bir defa şunu söyleyeyim. Hikmet ilmine hikmet-i ilahiye de diyorlar. Felsefe diyebiliriz buna. İslam felsefesi de diyebiliriz. Kendi arasında değişik kısımlara ayrılıyor. Biz onun üzerine durmayacağız. Mesela kitapta ben, yani Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyetinde buna uydum. Yani mantık da bunun içinde. Tabiiyat denilen, işte nasıl yaratıldı insan, ne oldu? İlahiyat denilen, işte Allah'ın varlığı vesaire. Bir defa şunu bilmenizi özellikle ifade etmek isterim. Biliyorsunuz Yunan felsefesinin kelama girişine en büyük vesile İmam Gazali Hazretleri'nin sapla samanı birbirinden ayırdığı kitabı. Yani bir tane Makasidül Felasife diye kitap yazmış. Bir de Tehafütül Felasife diye bir şey kitap yazmış. Yani Tehafütül Felasife'de felsefecileri tenkit etmiş. Makasidül Felasife'de ise bir nevi İslam filozoflarını biraz daha dine yaklaştırmış yani. Yani demiş ki bunları kullanalım. Mantık da bunun içinde. Şimdi bir defa şunu ifade edeyim. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, felsefecilerle ehl-i sünnet arasındaki farklı görüşleri üç gruba ayırmak lazım diyor. Bana göre bunu mevakıf okuyan bir talebe bilmeli. Bu, yani bu Tehafütül Felasife'de var. Bak şu, Tehafütül Felasife dediği de yok mu burada, değil mi? Neyse, burada değil, öteki tarafta. Yani birincisi diyor, tamamen lafızda kalan ihtilaflar. Mesela çok enteresan. Alemin sani olan Allah'a filozoflar cevher diyor. Ama bu cevherin mekandan zamandan münezzeh olduğunu anlatıyorlar. Yani bir tek Allah demiyorlar. Bir diğeri, şimdi filozofların dini temel esaslarıyla alakası olmayan görüşleri. Yani onu kabul etmek etmemek dine ait bir şey değil. Mesela güneş ve ay tutulmasıyla alakalı izahları. Yani bunu, yani bunun dinle imanla alakası yok. Anlatabildim mi? Üçüncü grup ise esas, İslam'ın temel esaslarıyla çelişen, tenakuz içinde olan görüşleri. Mesela bu adamlar diyor ki alem kadimdir. Haşa, Allah gibi. Yani sonradan yaratılmamış. Ezelidir diyorlar. Dolayısıyla bunu çok iyi bilmemiz lazım. Aksi takdirde yanlışlık yaparız. Yanlışlık yaparız. Güzel kardeşlerim. Şimdi biz ayrıntıya girmeyelim. Şimdi esas olan, bizim için önemli olan şu. Hikmet İslam felsefesi veya İslam düşünce tarihi. Ne derseniz deyin. İslam felsefe ekollerini 5 ana başlık altında inceleyebiliriz. 5.'si benim. Aklınıza ait değil yani. Göreceksiniz, acele etmeyin. Bunlardan birincisi Meşşai medresesi. Yani medrese-i meşşaiye, yürüyenlerin medresesi. Yani o kadar geçecek ki mevakıfta bu. İslam toplumunda Aristo sistemini temel alan felsefi hareketlere bu ad veriliyor arkadaşlar. Sebebi de 335 milattan önce 323 yılları arasında bir yandan ders verirken bir yandan da bahçesinde yürüdüğü için Aristo'nun felsefesine böyle bir isim vermişler. Bilmem anlatabildik mi? Bu İslam aleminde ilk Aristo meşşai filozofu, İbn Sina da meşşaidir arkadaşlar. Akla esas alırlar bunlar. Biliyorsun Me'mun döneminde Beytül Hikme diye bir hikmet kurulmuş. Bu meşşai felsefesini incelemek üzere. Beytül Hikme. Ve en büyük İslam filozofu da
Kindi, El Kindi eser yazmış vesaire yapmış. Acayip bir adam. Kindi ve nihayet İbn-i Rüşd'e kadar bu iş ulaşmış. İçinde bizim en çok önem vereceğimiz Farabi ile İbn-i Sina'dır arkadaşlar. Ne acıdır ki bu meşayiler ahirete imanı sembolik kabul etmişler. Onun için el-haşru leysa ala mekaisi akliye demiş İbn-i Sina. Haşir akli kriterlerle anlaşılacak bir mesele değildir. Ve güya onlar cismani haşri inkar etmişler. Çok pislikleri var da onları söylememize gerek yok. Hepsi gelecek arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani felsefe deyince akla ne geliyor arkadaşlar? Meşşaiye ve İşrakiye diye iki grup geliyor. Biz Meşşaiye'yi gördük. Aristocular diyebilirsiniz. Yani dün anlatılanları bir nevi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Anladınız değil mi? Bunun zararı yok yani. İkinci ekol, kelamcıların ekolü. Biz buna medrese-i kelamiye diyoruz. Arkadaşlar, meşşailer gerçeğe ulaşmak için akıldan başka yol yoktur derken, kelamcılar Kur'an ve sünnetin hükümlerini esas almışlardır. Ve bunun baş mimarlarından birincisi, biliyorsunuz İmam-ı Eş'ari, tabii ki bunu takip eden İmam Maturidi ve ama asıl tartışmanın içinde yer alan meşhur İmam-ı Gazali. İmam-ı Gazali iki tane kitap yazmış. Bunlardan biri sizin de bildiğiniz gibi Mekasidül Felasife. Yani burada hem kelamı incelemiş ilahiyat adı altında, hem tabiiyat adı, riyaziyat adı altında işte bu hikmetin meselelerini incelemiş. Ben daha önce mevzuları verdim. Hem de mantıkiyat adı altında mantığı incelemiş. Böyle bir alim. Bir de tabii Tehafütül Felasife'yi yazmış. Mutezile bu konuda çok ileri gitmiş. Abbasi halifelerini çok kullanmış. Anlatabildim mi? Ama hulasa bu işte böyle bir kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Mesele bu. Demek ki kelamcıların mezhebi felsefe-i İslamiye adı altında anılıyor. Bu çok önemli. Sadece vücut bahsinde revakiyeye benziyor. Stoocular dedik ya. Stoocular, revakiye. Söyledim bunu. Yani bu Kıbrıslı Zenon. Enteresan bir adam. Bunlar insanın temel amacı mutluluktur. Tam Avrupalılara uygun bir. Mantığı önemli görürler vesaire. Şimdi marifetullah konusunda tamamen ayrılıyorlar tabii ondan. Kelamcıların mezhebi de bu. Geldik üçüncüye. Bu da çok önemli. Geldik üçüncüye. İrfaniye ekolü. Yani medrese-i irfaniye. Bu tamamen tasavvuf ehlinin yolu. Bilgi kaynağının keşif ve ilham olduğunu müdafaa eden tasavvufi ve felsefi akım. Anlatabildim mi? Olay bu. Yani bunlar biliyorsunuz çok büyük allameler. Yani ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin şeklinde biliyorsun ilmi üç ayırırlar. Uzun uzun izahlar yaparlar. Yani ilim ve kalbe doğan şeyleri birbirinden ayırırlar. Yani İmam Sükreverdi bunun öncülüğünü yapmış ama daha sonra Molla Sadra, bu İranlı bir allame, ve Mir Damat gibi İranlı filozoflar da bunu ele almışlar. Evet. Ne acıdır ki işin içine İsmaililer bile karışmış bu irfaniler konusuna. Arkadaşlar dördüncü kısım ise burada çok enteresan. İşrakiye ekolü. Bakın irfaniye ile onu karıştırmayın. İrfaniye de bilgi kaynağı keşif ve ilham. Epistemolojik açıdan değerlendiriyor. Ben de biraz Avrupalı gibi konuşayım. Sanki epistemoloji deyince ilim adamı oluyorsun. Ulan desene marifet nazariyesi. Anlatabildim mi? Diyor ki keşif ve ilham. Bunlar daha ziyade tasavvuf ehlinin. Sühreverdi Hazretleri. Ama
Yani işrakiye ekolü. Bediüzzaman Hazretleri bunu tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikini sufiyenin metodudur diyor. Ama işrakiyyun felsefesi esas Şehabettin Sükreverdi İrfaniye mezhebinde de önemli rolü olan ve 1153'de doğup yaşayan bir allamenin, yani işrak aydınlanma, güneşin doğuşu demek, kalbe doğuş manasına, keşif, ilham, aynen yani öteki irfaniye ile çok az yakınlıkları var. Biraz daha bu. Meşailikten sonra ortaya çıkmıştır bu. İşte öldürülmüş biliyor musun bunun kurucusu? Maktul Şehabettin Sühreverdi denmiş buna. Öldürülmüş. Yani devamlı ehli sünnete karşı tavır koymuşlar bunlar. Acayip acayip işler yapmışlar. İmam Gazali biliyorsunuz mantık ilmini de vesile kabul ederek felsefeden alıp ilmi kelama koymuş. Yani hulasa bazı meselelerde işrakiyyunu örnek almış. Kim o? İmam Gazali Hazretleri. Burada bir beis yoktur demişler yani. Kısaca bu işrakiyyun mezhebinin temel esası bunu Eflatun'a götürenler de var. Çünkü orada da ideler alemi var. Anladınız mı? Yani müşahede ve keşif, akıl ve istidlal ve Kur'an ile sünnetin zahiri hükümleri diye özetlenebilir. Anlatabildim. Böyle bir yol. Geldik beşinci bir gruba. Bu da enteresan. Bu da daha ziyade Şirazlı bir allame kurduğu söyleniyor. Pek ehli sünnet bunu bilmiyor. Adına da Hikmet-i Müteâliye Medresesi. Hikmet-i Müteâliye. Ama rastlayacağız buna. Şöyle diyebiliriz. İşraki ve meşyai, anlatabildim mi? Ekollerini birleştiren bir ekol bu. Yani akli bürhan da, Kur'an da, irfan da kaynağımızdır diyenler. Bunun kurucusu Muhammed Şirazi diye bir allame. Bu biliyorsunuz şeydir. Yani İranlı bir allamedir. Ama esas, bura önemli, Molla Sadra diye meşhur olmuş bu zat. Bir dakika, özür dilerim. Yanlış söyledik. Molla Sadra. Evet, bu Molla Sadra. Felsefe sistemini kendine göre yazdığı kitaplarda, El Esfar denilen bir kitapta özetlemiş. Fakat kardeşlerim, ben altıncı bir medreseyi daha ilave ediyorum. Yazın. Hikmet-i Kur'aniye'yi esas alan Bediüzzaman Ekolü. Bir şeyi okuyacağım, ondan sonra yürüyeceğiz. Yani fazladır demeyin. Oldu mu güzel kardeşlerim? 40-50 sene evvel eski sayı ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaike karşı, yani hakikatları bulmak için ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Yani bu 4-5 meslekten hangisine gireyim? Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü aklı fikri hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı, tedavi lazımdı. Ezberlemiş, okumuş. Sonra hem kalben hem aklen hakikate giden bazı büyük ehli hakikatin arkasında gitmek istedi. Mevlana gibi, İmam Rabbani gibi, İmam Gazali gibi. Baktı onların her birinin ayrı bir cazibedar özelliği var. Hangisinin arkasından gideceğine tehayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki üstadı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble, tek kıbleye yönelmek bu üstadlı olur diye yalnız o üstadı kutsinin irşadıyla hem kalbi, bura çok önemli, hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüke başladılar. Nefs-i emmaresi de şüpheler ve şeklerle onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil,
belki İmam Gazali, Mevlana Celaleddin ve İmam Rabbani gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak. Ama tek kaynak hikmeti Kur'aniye. Ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'ın hakka hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ Her şeyde bir delil var, gösteriyor ki Allah bir hakikatine mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nuru'yla göstermiş. Şimdi bura önemli, bunu da söylemek mecburiyetindeyiz. Yoksa eksik kalır kardeşlerim. Anlatabildim mi? Bediüzzaman bu medreseleri ve mezhepleri aşağıdaki şekilde tahlil ederek kendi mesleğini açıklıyor. Bunu iyi dinleyin. Nerede bunu yapıyor? Nokta Risalesi'nde. Oldu mu? Marifet-i Sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. O da dörde çıkarmış. Biz altıya çıkardık değil mi? Birincisi, tasfiye ve işraka müesses olan, yani kalbe doğuş ve kalbi safileştirmeye dayanan muhakkikini sufiyenin minhacıdır. Muhakkik sufiler. İkincisi, imkan ve hudusa. İmkan ve hudus biliyorsun, mümkünlerin sonu yoktur vesaire diye. Hudus da öyle. İki delil. Mebni mütekelliminin tarihidir. Tarikidir. Yani kelamcıların. Bu iki asıl, gerçi Kur'an'dan dallanmış, budaklanmış ama beşer fikri başka şekillere soktuğu için Kur'an uzun hale gelmiş, zorlanmış, vehimlerden masum kalamamıştır. Üçüncüsü, şübehat alu, şüphelerle dolu İslam filozoflarının mesleğidir. Tamam. Ve dördüncüsü, en birincisi. İşte bu da Bediüzzaman'ın mesleği. İbn-i Rüşd son ömründe buna yaklaşmış. İmamı Fahrettin Razi de. Belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber, cezalet ve akıcılık cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası, açıklık cihetiyle insanoğlunun tamamına en şamil olanı Kur'an'ın merdiveni ve yoludur. Hem de o arşa, Kur'an'ın bu arşına çıkmak için dört merdiven var, vesile var. İlham, talim, tasfiye, nazarı fikri. Bu dördü de kaynak. Ondan sonra Kur'an yolunda nasıl gittiğini ifade eden inayet delilini açıklıyor. İkincisi de ihtira delilini açıklıyor. Hakikaten muhteşem bir şey yani. Ve son cümle, eğer kusura bakmazsanız, bunu da söyleyip dersimizi bitiriyoruz. Bediüzzaman Sikke-i Tasdik Gaybi'de şunu diyor. Sanki diyor Kur'an'daki zeytunetin la şerkiyetin ve la garbiyetin cümlesi Risale-i Nur'a işaret ettiği için, Risale-i Nur hakkında değil, kendini bilmez bir kısım serserler. Efendim Kur'an'da Risale-i Nur var diye diyorlar. Ulan işaret ediyor. Yani var, Risale-i Nur hakkında demek ayrı, Risale-i Nur'a işaret ediyor ayrı. Nasıl ki elektriğin kıymetdar metaı ne şarttan ne de garttan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda, hava boşluğunda, rahmet hazinesinden, semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden aramaya lüzum yoktur der. Öyle de manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi ne şarkın malumatından, ilimlerinden ve ne de garbın felsefe ve fenlerinden gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın üstündeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir. Anladık mı arkadaşlar? Bu da benim yeni kitapta. Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyeti. Yani böylece özetlemiş olduk. Cezakumullahu hayran ketira. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا الْفَاتِحَةِ لَهِمَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ